Selam değerli pusula çalan takipçileri. Bugün yine size çikolatalı, değişik bir lezzet için bu videomuzu çalıştırdık. Pusula çalan takipçilerine çılgın partilerimiz devam ediyor. Sevgili takipçilerim, bugün milföy hamuru, 4 tane muz, 5 tane yumurta, şöyle birazcık bu kaseye kadar un koyulaştırma için kullanacağız. 50 gram kadar eritilmiş tereyağı, soğuk olacak biraz. Benvari usulü 3 paket 80 gramlık çikolata erittik. Değerli takipçilerim. Şimdi önce şöyle muzlarımıza şöyle küçük küçük çentikler atalım ki içine aromasını güzelce alsın değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi şöyle çentik atıyoruz. Her köşeye bir tane muz kullanacağız çünkü. Bu kullandığımız milföy hamuru değerli takipçilerim, yağlı bir kağıt üzerine seriyoruz ki fırına tepsiyi verirken rahat edelim diye. Bu şekilde saracağız. Sarmadan önce karamel sos, ben orman meyveli seçtim. Biraz soslama yapacağız değerli takipçilerim. Karamel veya değişik şey, çikolata kullanacağımız için çikolatalı sos uygun olmaz. Ben orman meyveli seçtim. Siz karamelli seviyorsanız veya siz de orman meyveli alabilirsiniz bu şekilde. Soslamamız bittikten sonra değerli takipçilerim, milföy hamurumuzun içine şu şekilde muzlarımızı saracağız. Muzlar biraz yaramaya dönük olduğu için içeri sararken biraz şey oluşturuyor. Kırılır gibi oluşuyor. Kestik bile. Değerli takipçilerim, şöyle sarıp küçük bir havuz oluşturuyoruz burada. Evet. Bir havuz oluşturduk. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım.
üzerine sürmek için biraz yumurta ayıralım. Şimdi benmen usulü yapmış olduğumuz çikolatanın içerisine yumurtalarımızı biraz çırpalım değerli takipçilerim. Eritmiş olduğumuz tereyağımızı da ilave ediyoruz. Değerli takipçilerim. Şimdi bunların hepsini karıştırıyoruz. Yavaş yavaş içine birazcık da un ilave edeceğiz. Sadece muhallebi gibi biraz koyulaştıracağız. O zamana kadar un ilave ederek dengeyi kuracağız. Yine çikolata lezzetiyle beynimize mutluluk hormonu salgılatacağız. Bugünkü lezzetle. Yine değişik bir damak aşkı sevgili takipçilerim. Biraz daha un atarak koyuluğunu biraz daha artıralım. Biraz daha koyulaştıralım. Artık tam istediğimiz kıvama gelmek üzere. Az daha. Bu arada 200 derecede fırınımızın ön ısıtmasını yapıyoruz değerli takipçilerim. Ön ısıtma yapmadan fırınımıza uygulama yapamayız. Dolayısıyla evet.
Tepsimizi de koyalım fırına vereceğimiz tepsiye. Taşırmadan bu yaptığımızı döküyoruz. Yaptığımız ölçüde de zaten tam oluyor. Bunun üzerine süsleme için vişne koyabilirsiniz. Yine parça çikolata koyabilirsiniz. Fındık koyabilirsiniz sevgili takipçilerim. O zevkinize göre, eğer arzu ederseniz, üzerini süslemek isterseniz. Son olarak şöyle yumurtayla şu milföy yumurunun dış kısmını yumurtayla şey yapıyoruz ki güzel kızarsın. Evet değerli takipçilerim, şimdi ısıtmış olduğumuz fırınımıza artık hazırlamış olduğumuz bu güzel şeyi yerleştiriyoruz. Artık pişmesini bekleyeceğiz. 15 dakika kadar tahminim pişmiş olacak. Evet değerli takipçilerim, 15 dakikamız doldu. Hemen malzememizi fırınımızdan alıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Muhteşem pişmiş. Sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi muhteşem. Şimdi buradan şöyle güzel bir dilim çıkartalım. Harika tereyağı kokuları. Gördüğünüz gibi. Sevgili takipçilerim, şöyle granül şekerler var. Bu şekerlerle de şöyle üzerine süsleme yapabilirsiniz. Normalde pişirmeden önce koyabilirsiniz üzerine. Sonradan biraz sertleştiği için şey yapabilir. Şöyle değerli takipçilerim için tadına bakalım. Çok güzel olmuş. Muhteşem olmuş.
orman meyvesi aroması, muz aroması, çikolata, tereyağı tadı. Harika bir değişik çayınızın yanına misafirinize ikram edebileceğiniz güzel bir lezzet ortaya çıktı sevgili takipçilerim. Başka güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Pusula Çağlayan'ı takip edin. Gündemi yakalayın. Abone olması için çevrenizdekilere önerilerde bulunun. Güzel lezzetlerde ve değişik tatlarda buluşmak dileğiyle diyorum sevgili takipçilerim. Sevgiyle kalın, mutlu olun, hoşça kalın.